Yörük Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi pişen, yumuşacık mantarlı et sote tarifi hazırladım. Mantarlı et sotemiz için tenceremize şöyle 500 gram kadar kuşbaşı doğradığım eti katıyorum. Eti biraz fazla beklettiğim için kanlandı, o yüzden kanını da süzdürdüm ben. Şöyle tencerenin tabanına yayıyorum eti. Altını da açıyorum. Harlı ateşte etimizin rengi dönene kadar sulanmasını bekliyorum. Hiç karıştırmıyorum bu aşamada etimizi. Et gördüğünüz gibi hem rengi döndü hem de suyunu saldı. Artık şöyle bir karıştırıyorum etimi. Etimiz suyunu saldı. Tam bu aşamada ben 1,5 su bardağı kaynar su ekledim. Benim etim oldukça sert, o yüzden böyle bir yönteme başvuruyorum. Ve etimin daha da yumuşak olması için 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Etinize su eklerken et suyunu saldığında ekleyin ve kesinlikle de soğuk su eklemeyin. Eti yumuşatayım derken daha da sertleştirirsiniz soğuk su ile. Şöyle bir karıştırıyorum etimi. Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Etimiz pişerken biz de sebzelerimizi ve mantarımızı doğrayalım. Mantarı ben güzelce yıkadım. Önce limonlu suda birazcık beklettim, ardından da ovalayarak yıkadım. Mantarlarımızı çok küçültmeyeceğim. Büyükleri dörde böleceğim. Çok büyük olanları da bir 6'ya falan da bölebilirsiniz. Mantarlarım hazır. Bir adet büyükçe kuru soğan doğrayacağım. Eğer elinizde varsa arpacık soğan da katabilirsiniz. Gerçekten öyle çok daha lezzetli olur. Böyle 10-12 adet kadar yeterli olur. Soğanımı küçük küçük doğrayacağım. Adet irice yeşil biberlerim var. Onları da ince ince doğruyorum. İki tane böyle küçücük kapya biberler var. Onların çekirdeklerini de temizledim. Onları da yine küçük küçük doğruyorum. Bir tane kapya biber kullanmanız da yeterli. Kabuklarını soyduğum 2 adet de domatesim var. Onları da küp küp doğruyorum. Bütün malzemelerimiz hazır. Et tamamen suyunu çekti. Gördüğünüz gibi hiç suyu kalmamış. Bu haliyle bile tuz atıp yenecek durumda. Gerçekten lokum gibi olmuş. Etin üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Şöyle bir çevirdikten sonra da doğradığım soğanı ekliyorum. Soğanları da soteledikten sonra mantarlarımı içerisine katıyorum. Onları da şöyle bir çeviriyorum. Ben yarım kilo dana kuşbaşı eti, yarım kilo da mantar kullandım. Miktarları artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve mantarların sulanmasını bekliyorum. Bu arada altını da kısıyorum.
Bakalım bir mantarımıza. Şöyle gördüğünüz gibi mantarımız sulanmış. Kapağını tekrar kapatalım ve bu şekilde 10 dakika kadar pişirelim. 10 dakika kadar pişirdim. Şöyle gördüğünüz gibi mantarlar da suyunu bayağı bir çekmiş. Çok az kalmış suyu. Bir yemek kaşığı domates salçası katıyorum. Yeteri kadar tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı da kimyon ekleyip şöyle salçayla güzelce bir kavuruyorum. Salçayla da kavurduktan sonra üzerine doğradığımız biberleri ekliyorum. Biberleri de 1-2 dakika kadar soteliyorum. Üzerine de doğradığım domatesleri katıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ben baharat olarak karabiber ve kimyon tercih ettim. Çünkü benim biberlerim oldukça acıydı. Baharat miktarını kendinize göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ama içerisine acı seviyorsanız pul biber de katabilirsiniz. Kekik de çok yakışıyor. İsterseniz kekik de katabilirsiniz tabii ki. Ben mantar sotemizi böyle ekmek bana bana yemek istiyorum. O yüzden de böyle kuru olsun istemiyorum. Bir su bardağı kaynar su katıyorum üzerine. Yemeğimizin hiçbir aşamasında soğuk su kullanmıyoruz. Etimiz gerçekten çok sertleşir. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor. Böyle tam anne usulü olsun. Kupkuru olmasın sotemiz. Hatta birazcık daha su ekleyeceğim. Böyle çeyrek bardak kadar daha ilave ettim su. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ve 10 dakika kadar daha pişirmeye bırakıyorum. Ve yemeğimiz pişti artık. Altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten nefis bir yemek oldu. Ne çok sulu ne de çok kuru. Tam böyle ekmek banmalık anne usulü. Lokum gibi tam kıvamında mantarlı et sote tarifi arıyorsanız bu tarifimi kaçırmayın. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.